Merhaba arkadaşlar, Kerem ile Aslı kanalına hoş geldiniz. PES 2018'de ana ligimize devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bir oyunumuzu açalım. En son 2017-2018 sezonunda Galatasaray'la şampiyon olmuştuk arkadaşlar. Gomis gol kralı, biz şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid'e elendik. Bir üst kurada galiba çeyrek turda eğlendik herhalde. Şimdi 2018-2019'un kadrosunu oluşturup, iyi de bir bütçemiz var, kadrosunu oluşturup güzel bir takım yapmak istiyoruz. Bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde daha üst kısımlara, hatta final, hatta kupayı da istiyoruz. Bakalım neler gerçekleşecek. Şimdi bir jübile maçı var. Usta ayaklar da oynayacakmış bu maçta. Latavlovic, evet, Latavlovic'in kariyerinin son günü arkadaşlar. Geldi bize, bir sene durdu. Şimdi de jübile maçını yapacak. Onun için bir organizasyon. Karşı rakipte, evet, görüyorsunuz, ligdeki oyuncular var. Burada, evet, üst takımlardan pek olmamış. Yani herhalde öyle rastgele seçilmiş bir kadro. Yani jübile maçını oynamak istiyorum. Neden diyecek olursanız, daha önce oynamadım. Acaba neler bekliyor bizi? Başka farklı bir şeyler var mı? Onları görmek istiyorum. Bakalım. Belki değişik bir şeyler vardır ve kadromu da şöyle değiştireceğim arkadaşlar. Oynamayanları oynatalım ki bu kim? Aslında Tolga da oynasın. Fernando'yu geç, Walcott'u geç. Aa, Babacan kim ya? Samuel var, Serdar Aziz, Ramiz. Latavlovic'i de alalım. Latavlovic için zaten oynuyoruz. Şurada Latavlovic'i. Evet, son maçını yapacak. Maça başlayalım arkadaşlar. Bakalım, hiç daha önce jübile maçı oynamadım. Maç esnasında bir değişik bir şeyler olacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz bakalım. Ne gibi değişiklikler var? Evet, spiker bir şey diyecek mi acaba? Jübile maçı, tamam, yazıyor, güzel. Ama spiker konuşmadı. Maç o zaman başlatalım. Veya şöyle bir seranomiyi izleyelim arkadaşlar. De Jong kaptan olarak çıkmış. Oyuncular ısınıyor. Tüm futbolcular sahada. Değişik bir şey var mı? Yok. Şu ana kadar herhangi bir değişiklik yok. Galatasaray. Yok. Geçtim o yüzden arkadaşlar. Maça başladık. Bakalım maç esnasında yaşayacak mıyız? Uzun oynadı. Gol pozisyonu. Juan Fran. Juan Fran. Gomis'ten aldılar topu. Aduriz. Kanada bir pas. Tehlikeli Navas. Bir top. Bir şut. Çok tehlikeli vurdular. Ortaya bir gol yakışırdı. Evet, ortaya, böyle bir ortaya gol yakışır tabii ki ama olmaması da bizi sevindirdi. Bir
İleri uzattı. Şimdi bir ara pası. Şut açısı yakaladı. Aduri. Zor bölümü rahat geçti ama Aduri kesme vurdu ama gol olmadı. İkidir pozisyon veriyoruz. Bakalım. Kanada uzattı. Kes ortayı ama defansa çarptı. Taç atışı ile maç devam edecek. Bizden çıkıyor top. Davis ileri uzattı. Ve Aduriz. Evet, güzel müdahale Koray. Bu pas tehlikeli Kenada. Ah, Eren. Bir an topu aldı, tekrar aldı. Çok kritik bir zamanlama ile uçarak vurduk. Olmadı. De Jong aradan oynadı. Gomis, hadi Gomis, uyuyorsun ama Gomis. Aduriz tekrar kazandı topu. Evet, Koray çok iyi aldı. Şimdi bir orta. Uf, girişine vurduk ama olmadı. Davis. Davis kim ya? Eskiden vardı acaba ve o mu? Bon. Aduriz. Aduriz kim öne ya? Öne oynadı. Oo, çok şu güzel vurdu Kone. Gol. Çok iyi vurdu. Güzel gol şimdi. Alkışlamak lazım tabii ki. Burada çok iyi kaçırdılar. Ayağının dışıyla da çok güzel kenara, mükemmel bir gol. Skoru 1-0. Biraz rahatladılar ama rehavete kapılmamak lazım. Bir gol daha gelirse o zaman işler değişir. Bas bas orada. Selçuk. Gomis. Gomis'e tekrar aman gelmedi. İleriye uzun oynadı. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarıyı bitirdi. İlk yarı 1-0 yedik durumdayız. Yeni sezon öncesi jübile maçında Latovlovic'i futbol hayatına son veriyor. Onun jübile maçını yapıyoruz. Uzun oynadı. Emekliye ayrılıyor yani bir nevi. Gomis. Gomis kaçırdı. Sinan, Sinan, Sinan arkaya kesti. Gomis'e gelmedi. Ve Juanfran. Evet, çok iyi kestik. Latovlovic'i. Latovlovic'i. Gomis. Gomis, Gomis. Gene sarktı arkaya. Çok iyi saktı Latovlovic'in burada pası, harika. Kenara da çok iyi yolluyor Gomis. 1-1. Aduriz. Davis. Navas. Oo, tehlikeli geldiler. Kendisine kızdı çünkü. Kızsın tabii ki, öyle şut mu çekilir? Klası bu değil. Bu sene bir kaleci almamız gerekiyor, yedek kaleciyi. Çünkü Carrasco vardı. Carrasco'yu sattık, iyi fiyata satmıştık. Feguli'yi de sattık arkadaşlar. Feguli de yok. Onların yerine yeni oyuncular, güzel oyuncular aldık. Pas kötü. Ve kar yaptık tabii ki. Aduriz. Hakan Baltı'yı da satmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Pas için baktı. Oo, kaleci açıl açıl. Oo, aferin kaleciye bak. Kaleci de güven veriyor ha. Bir şut. Ama bunu yedi. Gol, gol, gol. Orada Aduriz golünü attı. Thank you.
Gomis kaçırdı. Eren sert oynadı. Gomis. Bu adam çok tehlikeli. Çok iyi gördü burada Eren'i. Eren de yerden çok iyi oynuyor Gomis'e. Gomis gelişine vuruyor. Mükemmel bir gol. Nagatomo. Maçın heyecanı giderek artıyor. Ve Aduriz. De Jong. İleri uzattı. Gomis. Dakika 90. Maç Aduriz bitmek üzere. Berabere biteceğe benziyor. Evet. Berabere bitirdi. Evet. Litovljevic'i gösteriyorlar arkadaşlar. Evet. Futbol hayatına son veriyor. Litovljevic'i ayakta alkışlıyorlar. Taraftar ve takım arkadaşları sahayı turlatıyorlar. Rakip de alkışlıyor gördüğünüz üzere. Evet. Jübilesini yapıyor. Futbol hayatına son verdi Litovljevic'i. Evet, futbol hayatına son veriyor. Litovljevic'in jübile maçını oynadık arkadaşlar. Hemen ileri saralım. Sezonun son günü arkadaşlar. Transfer penceresi yarın açılacak diyor. O 13 milyon daha geldi arkadaşlar ve maaşa da maaş bütçesi de gelişti. 6 milyona yakın bir bütçe daha geldi. Ne yazmışlar okuyalım. Kulüp geçen sezondan kıyasla %70 oranında bir kar artışı. Evet, gayet güzel. Ya 13 milyon transfer bütçesi az verdi aslında. Bir öncekinde 57 verdi ama onu şampiyon olduk diye verdiler büyük ihtimalle. Aslında sponsorluklar falan olsaydı onlar da güzel olurdu. Ama onlar yok. Ekstra bir şey gelmiyor. Arkadaşlar bu videomda sadece bir Litovljevic'in jübile maçını yaptık. Videom ismi de o şekilde olacak zaten. O yüzden burada kesiyorum. Yeni sezona başlayacağım. 2018-2019 sezonu bir sonraki videomda olacak. Kanalımızı beğenip videoları da yorumlar ve beğeniler oluşturursanız çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.